Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kirazlı ve cevizli kek tarifim var. Dilerseniz yapımına geçiyorum. Değişik bir tarif arkadaşlar. Lezzeti de çok güzel oluyor. Öncelikle bir kase kirazım var. Yıkadım, saplarını temizledim. Şimdi elimize bir sert pipet alalım. Çekirdeğini çıkaralım. Şu şekilde kirazı tutalım elimizde. Çekirdeğini bastırdığımızda gördüğünüz gibi kolayca çıkıyor. Tekrardan elimizle düzleyelim. Kirazlarımın çekirdeklerini çıkarıp hazırladım. Kenara alıyorum. Kekimin hamurunu hazırlamak için 4 tane yumurtamı kaseme alıyorum. Üzerinden 1 su bardağı şeker ekliyorum. Şekerinde artırma yapabilirsiniz. Şimdi yumurtalarımızı 2-3 dakika boyunca çırpalım. Öncelikle şöyle yapalım, etrafa sıçramasın. Dakika boyunca yumurtamla şekerimi çırptım. Bu kadar yeterli. Fazla da yumurtaları söndürmeyelim. Üzerinden 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Kullandığımız malzemelerin hepsi oda sıcaklığında olsun arkadaşlar. Değilse kekimiz kabarmaz. 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ kullanıyorum. 2,5 su bardağı un kullanıyorum. Unumuzu eleyelim. Kekimiz daha güzel kabarsın. Paket kabartma tozu, 2 paket vanilya. Vanilyayı 1 pakette kullanabilirsiniz. Hepsini eledikten sonra şimdi mikserimi kullanmayacağım. Spatula ile karıştıralım. Tamamen homojen bir kıvama gelene kadar kek hamurumuzu karıştıralım. Hamurumuzu homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdık. Şöyle de göstereyim. Tam istediğimiz kıvam budur arkadaşlar. Yarım çay bardağı ceviz ekliyorum. Şöyle bir kere de cevizini karıştırana kadar iyice karıştıralım. Cevizi her tarafa eşit şekilde yayılsın. Hamurumu kenara alıyorum. Kullanacağım tepsime 1,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Şöyle kenarlarına sürelim. Kekimiz kenarlarına yapışmasın. Şimdi tepsimin ortasına bir tane su bardağı koyuyorum. Su bardağımızı da şöyle yağlayalım her tarafını. İsterseniz bardak koymadan da komple de dökebilirsiniz. Elimizi bardağa bastıralım. Hamuru dökerken bardak kayma yapıyor. Şöyle hamurumuzu dökelim. Şöyle tekrardan üzerinden geçelim. Her tarafı eşit şekilde olsun. Hamurun bir tarafı az, bir tarafı çok olmasın. Kekimin üzerinden yarım çay bardağı ceviz serpiştiriyorum. Cevizini serpiştirdikten sonra çekirdeklerini çıkarttığım kirazları kekimin üzerinden tek tek diziyorum. Kirazlarımı da dizdikten sonra kekim fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar kekimizi pişirelim. Kekim pişti arkadaşlar. Kekinizin üzeri kızarmaya başladıktan sonra kürdan testi yapabilirsiniz. Bir 15 dakika beklettim. Ön sıcaklığı geçti. Şimdi bardağı şöyle kıvrada kıvrada çıkartalım. Bir anda çekip çıkartmayalım. Şöyle çevire çevire gördüğünüz gibi tertemiz çıktı.
Kekimiz de bu halde. Kekimi şöyle de göstereyim. Nasıl da kabardığını. Lezzeti de bir o kadar güzel arkadaşlar. Şöyle büyük bir dilim alıp bir de içi nasıl pişmiş onu da görelim. Kekimi şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi puf puf kabardı. Şöyle de içini göstermek istiyorum. Alt üst çok güzel kızardı. Evet arkadaşlar, tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük tarifim bu kadar. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Deneyen arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.